gece yağmur yağdı. Epey yağdı hem de. Yağdı epey ama çadırım güvendiğimden yani güvenmediğimden daha iyi çıktı. Böyle ama yastığımın diplerine kadar yağmur geldi. Sonra sabah bir baktım çantanın da yeşilmiş, ambası su geçirmiş falan. Neyse zayiatsız kurtardık. Bisiklet ıslandı bütün gece. Şimdi Burdur Gölü'nün yanındayım. Gene koyunlarla uyandım, baksanıza. Nerede bu koyunlar, evet. Yine bir 300-400 tane koyun var. Her sabah koyunlarla ve ineklerle uyanmak kaderimdi, artık köylüyüm ya herhalde o yüzden. Kabus gibi geçecek zannettim. Dün gece geldiğimde olan rüzgarla, akşam şimşeklerin çakmasıyla falan. Kabus gibi değildi, korkulu bir rüya gibi geçti. Neyse şimdi toplanıp gideceğim buradan. İnsuyu Mağarası var, o tarafa doğru gideceğim. Oradan Karacaören tarafına geçeceğim. Oradan Antalya'ya doğru ineceğim ama işte nerede gene mola veririz bilmiyorum. Önce İnsuyu Mağarası'na gideceğim ama. Bugünkü rotamız İnsuyu Mağarası. Hadi gidelim. Neyse dün geceki yağmuru atlattık ya, bir süre daha yağmur gözükmüyor. Bir de buralar 1000 metre yüksekliklerde olduğu için soğuk. Şimdi bugünden sonra daha da Antalya'ya doğru aşağıya ineceğiz. Oralar daha sıcak olur. Şu anda da soğuk. Hello. Yokuştan çıktım da. Yörük çadırında restoran var. Kahvaltı falan her şey var diyor. Abi kalmamış hiçbir şey orada. Kahvaltı yapmadan rampa çıkıyorum valla. Enerjim bitik şu an. Buranın önünde arabalar var. Umarım açıktır. Bir bakalım. Açık herhalde. Güzelmiş ortamda. Niye, hanım mı zorluyor seni? Yok, hangi atacağız? Ya bu işte paralı değiliz. Baştan garibanlıktan geldik mi zor oluyor. Ha. Yumurta, çay ve söğüş, domates, biber ve salatalık şeklinde. Yumurta yapıyoruz, sosis yapıyoruz. Sosis alabiliriz. İşte yumurta, söğüş tabağı, çay, simit, ekmek falan. Bunlara toplam 10 lira ödedim. 10 lira, mis. İnsuyu Mağarası'nın sapağına geldik. Abi 10 lira verdik. Ve şimdi İçeriye giriyoruz. Turnike'den geçtik. Mağara böyle. İnsan tribe girer yani burada.
Etraftan su damlıyor. Tabii ki telefon çekmiyor. Biraz da labirent gibi. Şimdi çıktık abi İnsuyu mağarasından. Bucağa doğru yola devam ediyorum. Buradan sonraki durağım Çitlikçi diye bir yer. Karacaören'e doğru gideceğim. Ana yoldan çıkıp orman yoluna girip Karacaören yönüne döneceğim. Ne kadar var? Herhalde bir 20 kilometre kadar var. Kolay gelsin. Kamyonlardan kurtulamadık ya. Türkiye'nin her yerini sarmış vallahi kamyonlar. Keşke kamyon olsa, kamyon işte. Manzaranın güzelliğine bak. Yani kaç defa tabelasını gördüm. Çok canım çekti. Bu akşamki oyunum böyle. Pahalıymış be. Yani bir börek, bir tane pide, çay 19 lira. O fiyata böyle bol proteinli bir şeyler de yenebilirdi. Şımarıklık yapmış olayım. Şu an geçiyorum Çetlikçi'den. Doğan yamacına kurulmuş küçük bir ilçe burası. Küçük mü büyük mü onu da tam bilmiyorum. Sallıyorum şu anda da. İşte abi karşıda görünen ilçe Bucak. Burada Bucak ilçe herhalde değil mi? Lan Bucak il mi acaba ya? Ana da böyle bir yer Bucak. Köşe Bucak. Bu Bucak bana sempatik bir yer gibi geldi ya. Böyle yeşilliklerin dibine falan kurulmuş. Aydınlık, geniş, ferah geldi. Her ilçeyi de eleştirmesem olmaz sanki. İlçe işte hepsi birbirine benziyor. Hakikaten bizim ülkemizde neredeyse bütün ilçeler birbirine benziyor. Aynı yapılaşmalar. Yani bir ilçede yaşamanın diğer ilçede yaşamaktan bir farkı yokmuş gibi sanki. Hepsi sıradan. Orada görürsün. Tamam. Kolay gelsin, sağ olasın. Tamam. Eyvallah, sağ olasın. Sağa sola bakarak gidiyorum. Çünkü bir yandan kamp yeri arıyorum. Hava kararmak üzere. Çöplük herhalde burası. Nasıl yığılmış? Dağ olmuş resmen, şuraya bakın. Şurası. Bir çöp dağı. Yine son dakikaya kaldık ya. İyi bir yer bulamadık kamp yapacak. Böyle tek başına bir mezar koymuşlar buraya. Tek başına bir mezar yapmışlar, yazık. Güzel de kamp olurmuş buralarda ha. İyi akşamlar, aleykümselam. İlk defa bisikletliler gördüm de selam verdim vallahi. Son dakika bir yer bulabildim. Çamların dibini bulabildim. Çünkü bu civar hep böyle yamaç. Dolayısıyla düzlük bulmak çok zor. 3-5 dakikada bir durup yan yollara giren yollara bakıp etrafımı bakıp falan ancak bu yol kenarı yolu yeri bulabildim. Manzarası güzel yani. Karacaören'e inen yer burası. Bucak'la Karacaören arasında bir yerdeyim. Antalya'ya inişin doğu yoluna doğru geçmeye çalışıyorum. Hava soğuk biraz. Kahvem yok yine. Ateş yakmak istesem her şey ıslak, nemli. Böyle. Toplanıp gideriz birazdan.
Hedefimiz bugün Karacaören Barajı. O kadar şehirler arası yoldan gittikten sonra burası gerçekten ilaç gibi geldi. Konucak köyüne geldim. Veliler gitmedi mi ya? Nereye? Senin arkadaş o değil, o başka biri. He? O başka biri, o yabancı biri. He. Herhalde geçti gibi. Nereye be böyle? Aşağı Antalya'ya ineceğim ya. Kolay gelsin. Sonrası kolay değil mi? Abi vatanı millete hayırlı bir şey yapıyor. Etraftan teneke kutuları topluyor. Sen diye az önce ileriye gitmedin mi? Beni az önceki arkadaş zannediyor. Dejavu yaşıyor abi. Ulan ne dik yokuşmuş ya. You know Antalya is quite popular place for Russian tourists. Actually I was in Antalya two and a half months ago. For holiday? Yeah. I walked Lichen Way, you know? It's trekking way. Yes. Historical trekking way. Isn't it cold in winter? Yeah. Little bit, but not like Russia. yeah, definitely. Definitely. That's why I'm here. And you're sleeping in a tent, right? Yes. And it's no problem to put a tent anywhere, right? No. Yeah. In week one or two, maybe in hotel, shower, clean my dresses, charge any devices. Chargeable devices, yes. In Russia, around my place, it's all like no plate. Heights. Yeah. Plate. Yeah, plate. No heights, no mountains, no hills. Where do you live in? Where? Yeah. St. Petersburg. It's metropole. Yes, it's the second biggest city after Moscow. Is it expensive? Actually, you know, the prices is the same in Turkey and in Russia. Istanbul and St. Petersburg is the same. It's fine for me. I will turn. Nice to meet you. Nice to meet you. Have a good trip. Okay. Bye bye. Bisikletle ilk yol arkadaşımızla tanışmış olduk. Yollarımız ayrıldı. O daha hızlı gidecek. Antalya'ya varacakmış bu akşam. 81-800.
Ha, öyle bir bakacağım, çıkacağım. Ne tarafa gidiyoruz? Antalya. Tamam, buradan devam edelim. Bir tane dönerin geçince, sağa döneceğiz. Oradan gidelim. Tamam. İçeride hiç böyle yemek yiyecek bir yer var mı? İçeride restoran var, iki tane. Ha, iki. Tamam. Sağ olasın, kolay gelsin. HES galiba aynı zamanda. Hidroelektrik santrali de var burada. O yüzden girişte bir kayıt aldılar. Burada abi saklı görevleri ismini de yazmış. Lampayı çıkıyoruz. Abi Karacören böyle bir yer. Şuradakiler su ürünleri yetiştirme kafesleri, balık yetiştiriyorlar. Şurada da var. Burada bir tane glamping var. Bir tane de ileride botanik görevlileri isminde. Buradaki saklı görevlileri. Orada da botanik görevlileri. Manzarası güzel ama. Gerçekten manzara güzel. Karacören'i de görmüş olduk böylelikle. Baraj aslında burası. Şimdi buradan Antalya'ya doğru gidiyoruz. Yol üzerinde uçan su şelalesine uğrayacağım. Bu yol böyle karayoluna çıkar mı abi? Eyvallah, kolay gelsin. Evet. Tam bir tur attıktan sonra başladığımız yere geri döndük. Şimdi Alex'e veda ettiğim yer burası. İki saatimi aldı herhalde. Abi kamyoncu abilerin yediği yere geldim. Şöyle ciğer, fasulye kuru üstüne falan. Kahvaltı bile yapmamıştım. Yiyelim yani. Sen de mi geldin? Ciğerin kokusuna olan geldi bakıyorum. Kamyoncuların yediği restoranda yedim. 30 lira ödedim. Yani o yemeğe. Fena değildi. Şimdi buradan ilk rota uçan su şelalesi. Resmen boşuna dolaşmışım barajın etrafını. Asıl manzara buradaymış. Baksana. Abi şimdi uçağın su şelalesi sapağına girdikten sonra portakal bahçesi gördüm. Birkaç tane portakal almamın kimseye zararı olmaz galiba. Olmuş baya.
Uçan Su Şelalesi'ne yakın bir yerdeyim. Ne kadar diyeyim? 10 kilometre, 15 kilometre kadar var. Yani her defasında son dakikaya kalıp çok dandik yerlerde kalıyorum. Bu sefer yol üzerinde bir yer seçtim. Etrafta yakacak odunları var falan. Çünkü bugün ateş yakmak zorundaydım. Yanında hazır yiyecek yoktu falan. Kaldım. Yarın sabah Uçan Su Şelalesi'ne gideceğiz artık. Rakımlardan indikçe, yani aşağılara indikçe de havalar ısındı. O kadar da soğuk değil aslında artık. Olmuş. Burada kalıp yarın yolculuğumuza devam edeceğiz. Hadi bay bay. Günaydın. Kaldığım yerden şimdi yola çıkıyorum, toparlandım. Uçan Su Şelalesi ve Kral Havuzu var orada galiba. Onları görmeye gideceğim. Dün de onları görmeye giderken akşam olmak üzereydi. O yüzden burada kaldım. Şimdi oraya doğru gideceğim. Bir 15 kilometrelik mesafe var. Öyle. Hadi gidelim. Yolda böyle iki tane araç gördüm. Ne kadar ilginç. Kamyon ama koltuklu falan. Herhalde turist gezdiriyorlardı bunlara. Şuraya bak. İlginçmiş. Sonunda geldik şelaleye. Aşırı zorlu yollardan geçtim valla. Çünkü yanlış girmişim. Yine her zamanki gibi. Suya bile girdim yani. Şarjım falan olsaydı göstermek isterdim size ne kadar rezil bir durumda oldum ama geçti artık. Buymuş lan şelale. Neyse artık. Şelale bir. Evet abi, bin bir türlü belaya atlatarak sonunda Uçan Su Şelalesi'ne de gelebildim. Serik de burası. Yol ayrımından sonra 25 kilometre geldim ve bayağı zorlayıcı yollardan geldim. Bir keresinde de işte sudan karşıdan karşıya geçerken bacağım yarıya kadar suya girdi. Bisikleti düşürüyordum neredeyse. Ve çantaların birazı suyun içerisine girdi falan. Ama bir şekilde buraya gelebildim. Uçan Su Şelalesi de böyle bir yer. Yükseklerden sular süzülüyor. Güzel, fena değil, otantik bir yer. Antalya'ya geldim böylelikle. Buradan sonra bir Antalya merkeze 30 kilometre mesafem var. Bu 30 kilometrelik mesafeden sonra da arkadaşımda kalacağım. Dolayısıyla videoyu burada bitiriyorum. Kendinize dikkat edin. Sıradaki videolarda görüşmek üzere. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.